Merhabalar. İyi akşamlar sevgili kardeşlerim. Ben metafizik uzmanı Pelin Hürman. Evet, bayağı bir dünden beri ben konuşuluyorum. Bayağı bir gündeme düştüm. Ne yazık ki bir programın başlığını, 2 dakikalığını kesmişler ve yaymışlar belli internet sayfalarına ve orada ileri geri insanlar konuşmaya başlamış, yorumlar yapmaya başlamış. Birincisi, beni bilen bilir. Böyle şeylerde itibar etmiyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz, onu da biliyorum. Ben hakkı konuşuyorum. Hakkı konuşmaya da devam edeceğim. 2 dakikalık o mevcut durumdan beni yargılıyorlar. Ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar, zana giriyorlar. Benim günahlarımı temizliyorlar. Beni hafifletiyorlar. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi videolarımda bile, YouTube'da, kendi kanalımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım. Böyle şeylerde karşı olan bir insanım. Her zaman dedim canlı yayınlarımda. Bunu böyle alıyorlar, pulluyorlar, süslüyorlar, böyle reyting uğruna insanları sıkıntıya sokuyorlar dedim. O en son çıktığım programda da bir cin çıkarma seansı asla değildi. Yani bir gönderiydi. O esnada bir davetti. O davet de neydi biliyor musunuz? Yani zaten orada açıkladım yani. Bedenin içerisinde olanlara, yani sıkıntı bedendeyse, bedenin içerisindeyse musallat veyahut da etrafındaysa yıllarca psikiyatri gezip bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye, kendilerine bu şekilde farkındalık kazandırabiliriz diye gösterdik. Yani hissettirtmeye çalıştık. Bu durumu anlamalarını sağlamaya çalıştırdım. Çünkü o kadar çok hastaneye bu tarz insanlar yatıp da beyinlerine serumlarla, ilaçlarla zuhur ettirtiyorlar ki. Ben bunları da biliyorum. 8 yılımı verdim çünkü. Ruh ve sinir hastanelerini biliyorsunuz gezdim. Şizofren hastalarıyla ilgilendim. Bipolarlarla. Her neyse. Benim haramzade olmadığımı ve üfürükçü olmadığımı tekrardan videolarımda, çıktığım programlarda ve yapmış olduğum okumalarda, seanslarda beni tanıyan insanlar da çok iyi biliyor. Bir kere bana muskacı demişler. Ben zaten 8 yıldan beri muskacılara karşıyım. Üfürükçülere karşıyım, tüsücülere karşıyım. Yedirmek, içirmek, yaktırmak, taktırmak, gömdürmek gibi işlemler, ritüeller yapmıyorum. Yani davet yapmıyorum. İlmim doğuştan gelmekte. Bakımlardan asla ücret almıyorum. Bedenden çıkartma işleminden asla ücret almıyorum. Bunları da hep videolarımda ve programlarda dile getiriyorum. Yani iyi alma vermeden dengesi vardır. 6 ay, 7 ay, 1 sene uğraştığım işlemlerde eğer bir büyü olayı varsa, bir aileden sirayet varsa bunlardan ücret alıyorum. Ama bakımlardan, danışmandan, yol göstermeden veyahut da herhangi bir bedeninde hangi kavim olursa olsun musallat bedenine zuhur etmiş olan kişilerden asla ücret almıyorum. Bırakın da 6 ay 7 ay uğraştığım insanlardan da alayım. Benim ilmim başkasında olsa şimdi köşeyi dönmüştü. Aynı zamanda sevgili kardeşlerim, ben bir siyaset insanı değilim, siyasetin içerisinde de değilim.
Hiçbir yere de yandaş değilim. Birileri bir şeyleri çekmeye çalışıyor farklı yönlere. Ama olsun. Tekrar söylüyorum, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hepsinden de Allah razı olsun. Hem günahlarımı temizliyorlar, hem de benim ismimi yayıyorlar. Gecenin sabah 6'sında ben konuşuluyorum. Gündüz ben konuşularak güne başlanıyor. Hoşuma da gitmedi değil yani bu. Ne güzel, bir anda bütün kitleye ulaştım. Sonuçta sıkıntısı olanlar beni araştırdı ve bana bir sürü destek mesajları ve telefonlar da geldi. Herkesten de Allah razı olsun bu konuda. Tekrardan diyorum, ben sözlerimin arkasındayım ve bu işime devam edeceğim. Diyeceğim, neden astral seyahat doğrudur deyip de bu kadar konuşanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesini aslında ruhun astral seyahate çıktı diye anlatana tepki yok. Linç yok. Niçin şimdiye kadar Adnan Oktarlara linç olmadı? Niçin daha önceden Memişlere, Ketolara linç olmadı? Bu kadar YouTube'da bedenden çıkartma, cin çıkartma adı altında dövülen insanlar mı dersin, taciz edilen kadınlar mı dersin? Bir sürü abuk sabuk videolar var. Büyüyü anlatan insanlar var. Materyalle sunan insanlar var. Hani nerede? Neredesiniz? Bir de benim kapalılığımla açıklığımı, yani para için bak ne hale gelmiş diye manşet atmışlar. Ben 1,5 seneden beri kapalıyım. Allah rızası için, Allah hidayet ettiği için kapandım. Para için değil, şöhret için değil, ün için değil. Allah aşkına. Yani bu kadar iftira olmaz. Eğer ben bir şeylerden para kazanmak için, itibar görmek için kapandıysam, dışarıda açık gezerim. O esnada konuk olduğum zaman kapanırım. Video çekerken kapanırım. Yani çok yani bunları, bir de bu eleştirileri yapanların çoğu da Allahsız kitapsız. Daha adam Allah'ı tartışalım diyor ya. Böyle insanlar yorumlar yapmış. Yani o yüzden de artık amacı ne tarafa çekiyorlar bilmiyorum ama ben din tüccarı değilim. Ve hiçbir siyasi bir şeyde tutmuyorum. Herhangi bir bağım yok. Herhangi bir yönüm yok. Ve beni bilen bilir, tekrardan sonra ben bir cemaate de üye değilim. Asla kula kullukla biat etmem. Sorarım size sevgili arkadaşlar. Benim açıklığımla kapalılığımı alta alta getiriyorsunuz. Yok işte burnun estetik mi, yok ruj sürmüşsün, yok işte laflarımı sözlerimi alıyorsunuz bir kenara çekiyorsunuz. Ya bu zamanda bikiniyle Allah'ın kelamını eden zikir çalışması yaptıranlar var. Değil mi? Niye onların altına yorum yapmıyorsunuz? Ve bayağı da ünlendi, sizin sayenizde ünlendi. Her tarafı ortada, Esma-i Hüsna çektirtiyor. Niye onu işlemediniz? Niye hiçbir yerde, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da? Hiçbir yerde yok. Linç yok. Ben de gereken yerlere röportajlar verdim. Ben aramadım, onlar beni aradılar. Allah razı olsun. Yani uzun uğraş, emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saat içerisinde geldim. Çok teşekkürler. İnanır mısınız, bana o tepki gösterenler, linç çalışmasına girişenlerle konuştum. Özür dilediler.
Ve bütün mesajları, o şeyleri çektiler geri. Ve sizi tanımak istiyoruz dediler. Yani bir gün o linç çalışmasına giren insanlar beni övecektir. Bunu da söylüyorum size. Tekrardan diyorum. Ben bir büyücü değilim. Ben bir üfürükçü değilim. Ben bir muskacı değilim. Yerim belli, yurdum belli. Ünlü olmak isteseydi niyetim ünlü olurdum şimdiye kadar. 3 yıl önce herkes televizyon programlarında istediğini konuşuyordu, istediğini atıp tutuyordu. Gelsinler, oturalım, konuşalım. Şimdiye kadar da hep hodri meydan dedim. Kimse karşıma gelemedi. Doğru seni 9 köyden kovarlar. Benim ilmim gerçek. Ve ben herkesin duasını alan bir insanım. Ben uyuşturucu bağımlısı olan evlatları temizliyorum. Sadece konuşmakla, telkin vererek. Bundan da ücret almıyorum. Ben çoğu şeyden ücret almıyorum. Evet, tekrardan söylüyorum. Her zaman yenildiğim gibi benim ilmimi bir gün herkes anlayacak. Ve bana iftira atanları da diyorum ki onların hepsini Allah'a havale ediyorum. Rabbim inşallah yaşadıklarını bu şekilde bana yaşattırdıklarını yaşamadan, başlarına gelmeden ölmesinler. İyi geceler.